İlk derste ne gördük? Bilginin sebepleri konusuydu. Çünkü ele alacağımız bütün konularda, bütün mevzularda önceki bilgiyi bir tanımamız lazım. Kesin bilginin ne olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü zan üzerine bilgi de bina ediyor olabiliriz. Veya zan üzerine bile olmayabilir. Sadece bir kuruntu olabilir elimizdeki bilgiler. Bu yüzden öncelikle bir bilginin ne olduğunu iyice oturtmamız gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Tabii bu kitap muhtasar, kısa bir kitap. Bakın 9 sayfa. O yüzden çok o konularda delillendirmelerde henüz bulunmuyor. Bu konuların tartışmasını bunun şerhinde göreceğiz. Yani bu kitabı bitiririz kısa sürede. Taftazani'nin şerhine geçince biraz daha ayrıntılı göreceğiz bu konuları. Ulema, bütün ulema yani İslam düşüncesinde istisnası ancak unutulacak küçüklükte bir istisnadır. Belki varsa o da. Bütün ulema kabul etmiştir ki ilmin sebepleri üçtür. Daha doğrusu şu üçünün ilim sebebi olduğunda, kesin bilgi sebebi olduğunda bütün ulema ittifak etmiş. Varsa da çok unutulmuş kişilerdir. Buna ihtilaf çıkaran, itiraz eden. Bazıları bu üçe bir iki tane daha bir şey eklemişler. Bazıları eklememişler. Ama bu üçü ittifak edilen üç tane sebep. Duyu, haberi sadık ve akıl. Tabi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar her zaman her kullanan tarafından bilgi ifade ediyorlar anlamına gelmiyor. Bunlar doğru oldukları zaman. Yani el havasu selime. Bakın. Doğru duyu. Doğru duyu olursa, varsa eğer öyle bir şey, ilim ifade eder. El haberu sadık. Doğru haber. Bakın el haberu ve sadıku. Bunun sıfatı. Doğru haber. Vel akıl. Bunu mutlak bırakıyor. Çünkü akıl mutlak olarak ilim ifade eder. İlim ifade etmesi için buna ulaşmanız yeterli. Yani buna doğru bir şekilde nazar ile, doğru bir kıyas ile ulaşmanız yeterli. Çünkü yanıltan aklın kendisi değil, akla ulaşamamak. Aklın dışına çıkmak. Ama örneğin duyu, yamuk bir duyu olursa yanıltan duyu olur. Haber, yanlış bir haber olursa yanıltan haber olur. Ama akıl yanlış akıl olmuyor. Akıl hep aynı. Onu yanlış kullanıyorsun. Yani akletme becerisi, yeteneği eğer yanlışsa ancak o zaman yanlışa sebep oluyor. Aklı selim dediğimiz şey değil mi? Aklı selim. Selim akıl. Aklı selim işte zaten onu demek istiyorum. Aklı selim Evet. doğru bir kullanım değil aslında. Tabii günlük kullanımları böyle yargılamıyoruz ama ona mesela nazarı selim denebilir. Doğru düşünce denebilir. Mantık tanımı yapılırken şöyle deniyor. Aletun kanuniyetun ta'simu muraatuha ez-zihne anil hata. Ale kanuniye yani kanuni bir alettir. Kaidelerden bahseden bir alettir. O riayet edilmesi, kendisine riayet edilmesi zihni hatadan korur. Sonra birileri diyorlar ki ya işte mantıkçılar yanlış şeyler de söyleyebiliyorlar. O zaman mantık ilmiyle ilgilenen herkesin doğru söylemesi gerekirdi. Sonra bizim ulema diyor ki mesela Gazali de diyor bunu. Hataya götüren mantığın kendisi değildir, aklın kendisi değildir, aklın kullanılamamasıdır. Biz aklımızı kullanamadığımız zaman hata yapıyoruz. Hani hep böyle meşhur bir söz vardır. İlk kıyası şeytan yaptı diye kıyası eleştirmek için bir söz söylerler. Aslında o işin hakikati şudur. İlk kıyası şeytan yapamadı. Yaratılanlar arasında kıyası beceremeyen ilk varlık şeytandır. O yüzden şeytan oldu zaten. Kıyası yaptı diye değil, yapamadı diye şeytan oldu. Kıyası doğru yapsaydı şeytan olmayacaktı o. Burada da durum aynı. Akıl olması cihetiyle yanlışa götürmüyor hiçbir zaman. Doğru akıl, yanlış akıl yok. Akıl tek. Aklın kaideleri tek. Özdeşlik kaidesi, çelişmezlik kaidesi, üçüncü şıkkın imkansızlığı. Bunlar tek kaide. Bu kaideler insanı yanlışa götürmez. Bu kaidelerin kullanılamaması insanı yanlışa götürüyor. Kullanılmaması. Bu kaidelerin dışına çıkılması insanı yanlışa götürüyor. Aynısını duyuda ve haberde söyleyemiyoruz. Duyu yanlış da olabilir. Renk körü olabilir bir insan. Hataya götüren duyunun kendisi olur bu durumda. Haber de aynı şekilde yanlış bir haber olabilir. Hataya götüren haberin kendisi. Ama akıl kendisi olması cihetiyle hataya götürmüyor. Akıl kullanılamaması cihetiyle hataya götürüyor. Kullanılmadığı zaman hataya götürüyor.
O da akıl götürmüş olmuyor hataya. Aklın olmaması götürmüş oluyor. Şerhinde de göreceğiz. O yüzden şunun işte doğruluğunu, selim oluşunu, haberin sadık oluşunu belirleyen şey de akıl. O yüzden bütün hepsinin döndüğü yer yine akıl oluyor. Bunu dedik. Sonra beş duyuyu ele aldık. Duyu nedir dedik. İşte beş tanedir. Bunları saydık. Her birisi ne için konulduysa onun bilinme aracı olarak kullanılabilir dedik. Bu eşarilerde farklıdır. Eşariler her duyu her şeyi bilebilir. Allah zaten bilgimiz Allah'ın yaratmasıyla olur. O yüzden belli bir nedensellik de yoktur. Hikmete de gerek yoktur derler. Maturidiler de nedenselliği kabul etmezler ama belli bir hikmet gereği olması gerektiği için duyma yetisi ancak duyar, görme yetisi ancak görür der Maturidiler. Ama Eşariler böyle bir hikmete gerek yoktur. Allah dilediğini yapar der. Dilediğini yaratır der. O yüzden duyma yetisi görebilir, duyma yetisi dokunabilir, duyma yetisi koklayabilir derler. Temel fark bu, ona sonra gireceğiz. Sonra haberi sadığı ele aldı. Bu da mütevatir haber ve peygamberin haberi ikiye ayırdı. Mütevatir haber, haber olması cihetiyle kesin bilgi içerdi. Peygamberin haberi içeriği cihetiyle kesin bilgi ifade etti diyelim. Yani bir haber bize geldi. Hindulara göre 3 tane tanrı vardır diyelim. İşte 3 tane görüntüsü vardır. Brahman, Shiva, Vishnu. Dediler bu mütevatir haber kesin bilgi içerdi mi? Ayırt etmek için soruyorum bunu. Yani burada bir nüans var. Onu ayırt etmek için. Hayır. Hangi cihetten? Hindulara göre derken kesin, gerçekliğe gelince değil. Onların bunu demeleri kesin. Hinduizm 3 tane tanrı vardır diyor. Bu kesin, onu dedikleri kesin ama içeriği kesin mi? İşte mütevatirlik içerikle alakalı bir bilgi vermiyor bize. Haberin haber olması cihetinden bir bilgi veriyor. Peygamberin bilgisi içeriği bakımından bize kesin bilgi veriyor. Örneğin peygamber dedi ki Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Kesin bir bilgi midir? Eğer peygamber bunu dediyse kesin bir bilgidir. İçeriği kesindir. Ama peygamberin bunu deyip dememesi kesin mi? Ona da işte ona da aynen mütevatir mi değil mi ona bakarak bir karar vereceğiz. Duyuların kesin bilgi ifade ettiğin yani hangi şeyle diyorlar bunu? Nasıl kesin bilgi ifade edebiliyor? Göz insana işte baktığı yerde işte şu mekanda şunun varlığı bilgisini verir. Hani o bilgiyi vermesi açısından selim bir işte his. Evet. Şey olarak mütevatir haber gibi değerlendirilebilir yani ama bilginin kendisine baktığın zaman onun doğruluğu tartışılır işte. O mütevatir haber gibi değerlendirilebilir demen çok yerinde bir tespit. Haber olması cihetinden mütevatir. Haber olması cihetinden kesin. Ama içeriği cihetinden işte onun tartışılması lazım. Buna Kur'an-ı Kerim'den de deliller getirmiş filozoflarla sufiler. Hani İsa'yı astıklarını söylüyorlar ya. Adamlar evet, gözleriyle görmüşler. Şimdi kesinse, kesin bilgi ifade edecektiyse onun da etmesi gerekiyordu. Onların duyuları onları yanıltmadı. Karşılarındaki adam aynı adamdı yani. Belli bir adamdı. Ebu Cehil Allah'ı inkar etti. Ebu Cehil'in Allah'ı inkar etmesi kesin bir bilgi. Çünkü mütevatir olarak geldi bize. Ama o inkarının içerdiği iddia doğru mudur? Allah'ın yokluğu mesela veya işte Allah'ın Kur'an'ı göndermemesi, göndermemiş olması doğru mudur? Değildir. Çünkü o içeriktir. Mütevatir haber içerikle alakalı değildir. Haber olması cihetiyle mütevatir haberdir. Peygamberin haberi ise tam tersi. Peygamberin haberi ya mütevatirdir ya haberi vahittir. Veya doğrudan bizzat kendin duyarsın sahabeysen. Sahabi olmadığımıza göre ya mütevatir olacak ya zanni olacak. Yani haberi vahit olacak. Peygamberin haberinin doğru olması içeriği cihetinden, o haberin haber olarak doğru bir şekilde gelmesi ise mütevatir olması cihetinden kesindir.
Öncelikle mütevatir mi? Bize gelişi mütevatir mi? Ona bakıyoruz. Mütevatirse diyoruz ki Muhammed isimli şahıs, henüz peygamberliğini ispatlamadığımız için öyle söylüyorum. Muhammed isimli şahıs bu cümleleri kurmuştur. Veya Muhammed isimli şahıs adına Kur'an ismini verdiği kitabı Allah'tan aldığını iddia etmiştir. Mütevatir olarak geldi mi bize? Geldi. Bu bilgi mütevatirdir. İçeriğine bakacağız. Diyeceğiz ki şöyle şöyle deliller getirmiş mi? Getirmiş. Mütevatir mi? Mütevatir. O zaman diyeceğiz ki bunun mütevatir olarak bize söylediği, bize gelen bilgiler, Muhammed isimli şahıstan bize mütevatir olarak gelen bilgiler onun peygamberliğini ispatlıyor. O zaman diyeceğiz ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. O zaman onun söylediği her şey doğrudur. Peki söylediği her şey bize mütevatir mi gelmiş, haber-i vahidle mi gelmiş? Mütevatir gelenlerin tüm içeriklerini kabul ediyoruz. Haber-i vahidle gelenlere de soru işareti koyuyoruz. Çünkü onlar haber olmaları cihetinden kesin bilgi içermiyorlar. Dolayısıyla peygamberin onları söyleyip söylemediği kesin değil. O da ilmin konu, farklı ilimlerin konusu olabiliyor, oluyor hocam. Bu da zanni ilim ifade ediyor. Amelin konusu olabiliyor, aynı. İşte fıkıh da falan. Evet, fıkıh da amelin konusu olabiliyor. Tartışılır hocam, tartışılır. Amelin konusu olmaz da diyebilirler. Onu ben bir şey diyemem de. Genel hani bizim gelenekte böyledir. Amelin konusu olur derler yani. Hocam içerik yani istidlali yani çıkarım. Öyle mi diyoruz? İçerikten kastım onun içerdiği iddianın doğruluğu. Haberin haber olması cihetinden doğruluğu başka bir şey. Tamam. İçerik de o haberdeki bilginin iddiasının doğruluğu. O da ancak peygamberin sözü olursa doğrudur yani. Tamam hocam. O yüzden ikiye ayırdı. Mütevatir ve haber-i rasul diye. Hem mütevatir hem haber-i rasul olursa işte o kesin bilgi içeriyor. Kur'an-ı Kerim gibi. Bizim için. Ama sadece haber-i rasul olup da mütevatir olmazsa yine zan ifade ediyor. Ama hangi açıdan zan ifade ediyor? Haber olması cihetinden. Dolayısıyla haber olması cihetinden zan ifade ediyorsa İçeriği cihetinden haydi haydi zan ifade edecek. Çünkü bunun gerçekten peygamberden çıkıp çıkmadığını bilmiyoruz. O yüzden o da zan ifade etti. Ama peygamberin haberi değil, mütevatir, haber olması cihetinden kesin, içeriği cihetinden şüpheli, bilmiyoruz. Hocam haber-i rasul ve haber min rasul diye ayırabiliriz değil mi? Evet, çünkü haber-i rasul mesela öyle ayırırsak haber-i Rasul sahabinin duyduğu haberdir. Haber min Rasul sahabiden aktarılan haberlerdir. Bu durumda haber min Rasul'de mütevatir olma şartı ararız. Kesin bilgi olması için. Haber-i Rasul'de yüz yüze görüşme şartı ararız. Yani bizzat Rasul'den işitme şartı ararız. Sonra akla geçtik. Aklı da daha demin anlatmıştık zaten. Tamam. Dedi ki sonra ilham İlim sebebi değildir. İmam Maturidi'de de var bu. İmam Nesefi'de de var. Tabii bunu şerh ederlerken de diyorlar ki kişinin kendisi için ilim sebebi olsa da başkaları için ilim sebebi değildir. Genel görüş budur yani öyle diyeyim. Ehl-i Sünnet içinde. Azınlığa göre ilham başkaları için de bağlayıcıdır. Her ne kadar ilim sebebi olmasa da. Çünkü biz örneğin haber-i vahidler kesin bilgi sebebi değildir. Bunu biliyoruz. Haber-i vahidler kesin bilgi sebebi değil ama bağlayıcı mı? Çoğunluğa göre, ezici çoğunluğa göre bağlayıcı. O zaman diyorlar ki ilham da kesin bilgi içermese bile başkaları için, kişinin kendisi için içeriyor ama başkaları için kesin bilgi içermese bile yine de bağlayıcı olabilir amelde. Diyorlar bunun savunucuları. Çok kısa bir şey soracaktım da özellikle mutasavvıflar ilhamın bağlayıcılığını kabul ediyordur herhalde. Tabii. Özellikle mesela, şeyler, nazari tasavvuf tabi İbn Arabi, Sühre verdiği gibileri kabul ediyorlar. Mevlana'nın mesela ne olursan ol yine gel, onun üçüncü nesilden bir şeyi ardılı diyor Mevlana'nın söylediğini. Hiçbir eserinde yok mesela. Halinde ondan aldığı söylüyor. Bu da ilhama girer herhalde teknik tabirle. Tabi onlar açık açık mesela hadisleri ilham yoluyla tashih ediyorlar. Yani tashih ediyorlar derken cerh tadile tabi tutuyorlar ilham yoluyla. Sonra müritlerine de bunu söylüyorlar.
Yani işte bu hadisi ben ilham yoluyla aldım ki işte bu sahihtir, bununla amel edin falan diyorlar. Böyle şeyler gördüm yani. Bu hadis bağlamında olmasa da filozoflarda da olan bir şey. Yani işaretin son kısmına bakarsanız İbn Sina'nın böyle şeyler var. Yani bunları hemen inkar etme. Bunları işte şöyle kaideler çerçevesinde kabul et gibi şeyler var İbn Sina'da da. Ama dediğim gibi daha demin de mantıkta gördük ya, bir şeyin lazımı ile mufarığını, hassası ile arazı âmını birbirinden ayırmak gerekiyor. Eğer ki biz haberi vahitlere bağlayıcıdır diyorsak, ilhama bağlayıcı değildir diyorsak, aralarında bir fark göstermemiz gerekiyor ki bu iddiamızın geçerliliği sabit olsun. Şimdi ilham bilginin sebebi değildir diyenlerin genel itirazı şu: İlham kesin bilgi içermez başkası için. Yani sen her ne kadar ilham sana geldi, kesin bilgi senin için oluşsa bile başkası için kesin bilgi içermez. O yüzden başkasını bağlamaz diyor şeyler, bunu reddedenler. Ama aynısı haberi vahitte de var. Sahabi Resulullah'tan duydu bunu diyelim. Onun için kesin bilgi. Ama ondan duyan bir kişi için kesin bilgi değil. Çünkü o artık haberi vahittir. Sahabiden duydu çünkü. Ama yine de bağlayıcı diyor. Orada bunu diyenin burada bunu dememesi gerekiyor. Onu demek istiyorum. Yani arada bir ayırıcı, ayırt edici özelliğin bulunması gerekiyor. Bu iddianın yerinde olması için. Şimdi yeni konumuza geçelim. Alemin hudusu ve Allah'ın varlığının delilleri. Öncelikle alemin yok iken sonradan varlığa gelişi ispatlanıyor. Bunun üzerine de onu varlığa getirenin Allah olduğu ispatlanıyor. Daha sonra onun sıfatları sonra devam ediyor. Şimdi biz alemin hudusunu göreceğiz. Zaman yeterse alemi yoktan var eden varlığın Allah olduğunu göreceğiz. Tabi burada dile getirilen delil çok basit bir delil. Çünkü bu küçük bir kitap. Daha ayrıntılı bir şekilde Taftazani'nin şerhinde göreceğiz. Burada biraz daha meseleleri kafamızda şema haline getirmeye çalışıyoruz. Düzenli hale getirmeye çalışıyoruz. Deliller yok. Yani bu kitapta aslında delil yok. Biz aralara sıkıştırıyoruz. El kelamu fi hudusil alem. Alemin hudusu hakkında kelam, söz. El alem vel alemu alem. Bi cemii eczaihi. Tüm parçalarıyla beraber muhdefun. Yok iken varlığa getirilmiştir. Yani yoktu, sonradan var oldu. İz, çünkü hüve alem, a'yanun, aynlardır ve a'radun, arazlardır. Ayn ve araz. İkiye ayırdı bak. Ve kullun minhuma, her ikisi de hadisun. Bunların her ikisi hadistir. Yani yok iken sonradan varlığa gelirler. Ne demek peki a'yan ve a'rad? Ayn ve araz. Müfretleri. Ayn tanımını yapacak şimdi. Buradan görelim. Fel a'yanu, a'yan, ma, o şeydir ki, lehu, onun vardır, kıyamun, kaimliği, bizatihi, zatıyla kaim olan şey. Yani varlığı, herhangi bir varlığa dayanmayan, zatıyla var. Varlığa devamında, kaimun, bizatihi demek şu, bu demek. Varlıkta daim olması için başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan varlık demektir. Kıyamun bizati, kaimun bizati. Ve huve ayan imma murakkebun, ya bir bitişik, birleşiktir, mürekkep. Ve huvel cisim, cisim, bu cisimdir. Ev gayru murakkebin, veya mürekkep değildir. Kel cevheri, cevher gibi. Ve huvel cevher nedir? Cüz'ul lezi la yetecezze, parçalanamayan parçadır. Felsefe dersinde görmüştük ya, İlk konumuz neydi? Cevher-i ferdin iptaliydi. Ama kelamcılara göre cevher-i ferd var. Cevher-i ferde inanıyorlar. O yüzden diyorlar ki alem aynlar veya arazlardır. Aynlar zatıyla kaim olan varlıklardır. Bunlar ya cevher-i ferdtir, mürekkep olmayan, veya mürekkepse cisimdir. Çünkü iki tanesinden cevher-i ferd cisim oluşuyordu ya. Tamam. Kendilerince tam taksime tabi tuttular aynları.
Vel aradu, araz nedir? Ma la yekûmu bizâti. Zatıyla kaim olmayan, bilakis başka bir varlıkla kaim olan varlıklardır. Ve yahtusu, sonradan vakı olurlar, sonradan meydana gelirler. Fil ecsami vel cevahir. Cisimlerde ve cevherlerde sonradan meydana gelirler. Ne gibi arazlar? Kel elvani, renkler gibi. Vel ekvan, oluşlar gibi. Hareket, sükun, duruş. Ve tu'un, tatlar. Ve revaih, kokular gibi. Şimdi şu kısımda alemin hudusunu gösterdi. Aslında yeterli değil ama kısa bir eser olduğu için kısaca gösterdi. Bunları şerh edeceğiz, açıklayacağız. Ama öncelikle kelamcıların temel mantığını anlamamız lazım. Şimdi şu ilk cümle aslında her şeyi açıklıyor. Alem hadistir. İddia bu. Neden? Çünkü alem ayn ve arazlardır. Başka hiçbir şey yoktur alemde. Bütün parçaları hadis olan şeyin kendisi de hadistir. Ve kullun minhuma hadis. Bak, aynlar ve arazların her birisi hadis. Alemde ayn ve arazlardan oluşur. O zaman alemde hadistir. Yani mantıksal bunun şeyi bu, kıyası. Alem ayn ve arazlardır. Başka hiçbir şey değildir. Nereden biliyorsun peki bunu? Diyorlar ki kelamcılar, işte daha demin Mehdi Hoca'nın sorduğu soru. Yani havası hamse nasıl ilim ifade eder? Eder mi? İşte kelamcılar diyorlar ki bizim beş duyumuz ayn ve arazlardan başka hiçbir şeyi bilmez. Ayn, beş duyu da kesin bilgi ifade ediyorsa o zaman varlık sadece ayn ve arazlardır. Alemdeki bütün varlıklar ayn ve arazlardır. Diyorlar. Öncelikle böyle ayırıyorlar alemi. Peki ayn ve arazlar da hadistir diyorlar. Şimdi adım adım gidiyoruz. Diyorlar ki alem ayn ve arazlardan başka hiçbir şeyden oluşmaz. Eğer bu önerme doğruysa. Şimdi öncelikle bu önermeye saldırabiliriz. Nereden çıkardınız? Gayrimaddi varlıklar da var belki. Ki filozoflara ve sufilere göre var. Gayrimaddi varlıklar. Ama diyorlar ki işte kelamcılar, duyularımız bunları görmediği için, bunları bilmediği için bunlar yoktur. Çünkü duyular kesin bilgi ifade eder. Diyorlar ve reddediyorlar gayrimaddi varlıkları. Daha kıyasın başında böyle bir cümle kuruyorlar. Sadece ayn ve arazlardan oluşur alem. Diyelim ki bu doğru. Eğer bu cümle doğruysa, yanlışsa zaten kelamcıların şeyi, bütün sistemi yanlış. Eğer doğruysa devam ediyoruz. Her birisi hadistir. Ayn ve arazların. Peki bunu nereden çıkarıyorlar? Bunu da şuradan çıkarıyorlar. Diyorlar ki bizim gördüğümüz bütün ayn ve arazlar değişiyorlar sürekli. Güneş doğuyor, su ısınıyor, buharlaşıyor. Toprağa işte taş düşüyor, taş parçalanıyor. Sürekli bir şeyler değişiyor. Ağaç çıkıyor, sonra çürüyor falan. Sonra diyorlar ki, itiraz olarak kelamcılara, siz alemdeki bütün ayn ve arazları gördünüz mü de, hepsini deneyimlediniz mi de, hepsinin hadis olduğunu söylüyorsunuz. Bunu filozoflar söylüyorlar, bizim filozoflar. Çünkü onlar kelamcıların bu delilliğini yeterli bulmuyorlar. Sonra kelamcılar diyorlar ki, doğru, haklısınız, hepsini görmedik. O yüzden sizin delilinizden istifade edeceğiz. Nedir filozofların delili? İmkan delili. Neresinden istifade ediyorlar kelamcılar imkan delilinin? Diyorlar ki ayn ve arazlar değişim imkanına sahiptir. Her ayn ve her araz değişim imkanına sahiptir. Değişim imkanına sahip ise yok olmaları veya işte başkalaşmaları mümkündür. Halbuki kadim olan varlığın yok olması mümkün değildir. Bunu şöyle ifade ediyor Gazali ve diğer kelamcılar. Ma vecebe kıdemuhu, yani kıdemi, kadim oluşu vacip olanın istehale ademuhu, yokluğu imkansız olur.
yokluğu mümkün olansa o zaman kadim olması imkansızdır diyorlar. O zaman alem hadistir diyorlar. Başta şunu söyleyeyim de hadislik yokluktan varlığa gelmesi. Değil mi? Mutlak yokluktan varlığa gelmesi. Evet. Yani bir şey yokluktan varlığa gelirse hadistir. Yok iken varlığa gelirse de hadistir kelamcılara göre. Filozoflar bunu ayırıyorlar işte. Bu başka bir mesele. Filozoflara göre yokluktan varlığa gelirse zati bakımdan hadistir. Zamansal bakımdan hadis de olabilir, kadim de olabilir. Bu başka bir mesele. Ama yok iken varlığa gelirse hem zati olarak hem zamansal olarak hadistir. Burada bizim kastettiğimiz henüz zamansal kıdem falan ondan bahsetmeyeceğiz. Burada sadece zati hudustan bahsedeceğiz. Zati olarak bu yoktu, var edildi. Zaman konusuna hiç girmiyoruz şimdilik. O sonraki iş. Ona girmeyeceğiz. Tamam mı? Zaman konusunu hiç düşünmeyin. Bir şey yokluktan varlığa geliyorsa, vardan da varlığa geliyorsa, yani şekli mi şemali değişiyorsa falan, bu hadistir. Çünkü ilk sonradan varlığa gelen şey önceki şey değildi zaten, değişse bile. Bu hadistir. Başka yerlere girmiyoruz şu an. Yani adım adım ilerleyeceğiz. Daha başka konulara hiç girmedik. Önceki bilgilerimizi daha katmayacağız meselenin içine. Bir şey değişiyor. Ayınlar da değişiyor, arazlar da değişiyor. Biz diyoruz ki ayınlar cevherdir veya cisimdir. Cevherler ve cisimler hareketi ve sükunu kabul ederler. Hareket eden durduğu zaman hareketi yok olur. Duran hareket ettiği zaman hareketi yok olur. Durması, sükunu yok olur. Dolayısıyla bunların kadim olması mümkün değildir. Hareket ve sükunu. Hareket ve sükun arazdır yani, onu söyleyeyim. Kelamcıların yolu bu. Önce arazların hadis olduğunu ispatlarlar. Hareket kadim olsaydı hareketin sükun ile sonlanması imkansız olurdu. Sükun kadim olsaydı sükun eden şeyin hareket etmesi imkansız olurdu. O zaman hareket de sükun da hadistir, kadim değildir. Ayınlar da hareket ve sükundan, yani arazlardan ayrılamazlar. İmkansız. Arazlardan ayrılamaz. Arazlar hadistir. Hadislerden ayrılamayan şeyin kendisi de hadistir. O zaman ayınlar da hadistir diyecek kelamcılar. Alem de arazlardan ve ayınlardan oluşuyorsa, bunların her ikisi de hadisse, o zaman alem de hadistir diyecekler. Katılıp katılmamanız başka bir şey. Delil kelamcıların iddia ettikleri şekliyle anlaşıldı mı? Onu soruyorum. Evet. Evet hocam. Anlaşıldı hocam. Katılırsınız, katılmazsınız. Ben de katılmıyorum bu delile ama şu açıdan katılıyorum. Burada zamansal bir hudustan bahsetmiyorsak, ki delilin aslı budur. Zamansal hudustan bahsetmemesi gerekir delilin. Yani bir şey zatî olarak var ediliyorsa, varlığını başka bir şeyden alıyorsa, buna hadis deniyor. Filozoflar da hadis diyorlar buna. Zati hadis diyorlar. Eğer bu delil sadece zati hudus ile alakalı olursa tamam. Güzel. Eksikleri olmakla beraber maksadımızı bize hasıl eder. Alemin hadis olduğunu, bir var ediciye muhtaç olduğunu gösterir. Biz şimdilik bunu anlayalım. Şerhte, Taftazani'nin şerhinde biraz daha tartışmalara gireceğiz. Yani filozoflar nereden itiraz ediyorlar, kelamcılar ne diyorlar, oralara gireceğiz. Temelde kelamcıların delili, Tanrı kanıtlaması, varlığın hadis ve kadim olarak ikiye ayrılmasına dayanır. Burada her ne kadar ayn ve araz diye ayırsa da bu başka bir şey. Temelde hudusul alem, hadis ve kadim olarak ikiye ayırmalarına dayanır. Çünkü ayn ve arazları da hadis ve kadim olmaları cihetinden ele aldılar. Hadis ve kadim olmaları. Bunlar hadistir dediler. Kelamcıların varlık tasavvurunun temel ayrımı bu. Hadis ve kadim ayrımı. Yani kadim varlığında başka hiçbir şeye muhtaç olmayan, var edilmemiş olan. Hadis ise var edilmiş olan. Daha başka bir şey tarafından varlığa getirilmiş olan. Filozofların varlık tasavvuru mümkün ve
vacip yani zorunlu ayrımı üzerine dayanır. Mümkün ve zorunlu. Onlar derler ki alem mümkün varlıklardan oluşur. Her varlığın bir illeti olması gerekir. Bu illetler geriye doğru gidiyorlar. Mümkünde son bulamaz çünkü mümkün tanımı gereği illet gerektirir. Sonsuza kadar gitse bile bu zincir kendisi de mümkündür. O da bir illet gerektirir. O zaman bir zorunlu varlığa ihtiyaç vardır. Zorunlu varlığa ihtiyaç varsa silsile sonsuza kadar gidemez zaten diyorlar. Zorunlu varlık da kesildi çünkü. O zorunlu varlık da Allah'tır diyorlar. Filozofların genel şeyi bu. Burada kelamcılar ayn ve araz alemi ayırdılar. Ayn ve araz diye. Ama temel ayrımları bu değildi. Temel ayrımları hadis ve kadimdi. Ayn ve arazlar hadistir dediler. Ayn ve arazlar hadisse alem de hadistir. Çünkü alemde başka bir şey yok. Alem sadece ayn ve arazlardan müteşekkildir. Bütün parçalara hadis olanın kendisi de hadistir diyerek alemin hadis olduğunu gösterdiler. Kısaca ben anlattım. Şimdi bütün delillere giremeyiz. Uzun meseleler bunlar. Tanrı en ciddi varlık, en büyük varlık. O yüzden ona ulaşılması, onun bilinmesi ciddi bir mesele. 2 dakikada şurada 3-5 kıyasla oldu aslında ama bunun oturması, şüphelerin bertaraf edilmesi, daha iyi bir şekilde, daha kesin yollarla elde edilmesi emek istiyor. Zamanla inşallah. Birçoğunuz da biliyorsunuzdur zaten de. Burada da inşallah daha güzel delilleri göreceğiz. Ben sadece kaimi bizatihi dedik ya, hani kendi o ayn ve araz, o kısım biraz karıştı bende aslında. Tamam. Ayn ve arazın tanımını yapalım yani. Daha iyi açıklayalım. Yani şimdi ayna biz kaimin bizatihi mi dedik? Hani kendi varlık için başka bir şeye muhtaç olmayan gibi bir şey mi dedik? Ben evet. Karıştırdım acaba. Varlığa gelmesi için demiyorum. Varlığa gelmesi için muhtaçlar. Çünkü hepsi hadis bunların. Tamam. Ama varlıkta kalması için. Hatta kelamcıların cümlesi yani açık. Bizim şey dediğimiz İbn-i Sina. Aynen, o kayyumluk meselesine değinelim. Evet, varlıkta kalması için de zorunlu varlığa muhtaç olması. Onlar şey diyordu, sadece varlığa gelmek için hani muhtaçlığı yönünden değerlendiriyorlar. Aynen, Engin Hoca'nın derslerinden herhalde kalmış aklınızda. Aynen öyle. Engin Hoca çok değinir buna. Benim kez danışmanımdır Engin'lerden. Evet, Engin Hocam'ın. Burada temel mesele şu. Kaimun bizatihi kelamcılar hatta şunu diyorlar. Onu söyleyince daha açık hale gelecek. Allah alemi yarattı. Sonra farz-ı muhal olarak onlar mümkün değildir diyorlar da Allah yok olsa bile, yani farz-ı muhal, açık açık Gazali'nin sözüdür bu. Farz-ı muhal olarak bile Allah, mantıksal olarak farz-ı muhali düşünüyoruz. Allah yok oldu. Alem varlıkta kalır diyor. Çünkü Allah artık var etti onu. Anladım. Ya bu da varlığını, varlıkta kalmayı Allah'a muhtaç olmaması gibi bir şeye çıkarıyor. Çıkarıyor değil, direkt bunu demek için bu örnek. Direkt bunu diyor, aynen. Şimdi filozoflar da diyorlar ki ya bu dediğiniz kayyumluğa terstir. Kayyumluk nedir? Varlıkta devam ettirmektir. Kelamcılar da diyorlar ki kayyumluk yeniden yaratmaktır diyorlar. İşte alemi yaratıyor Allah. Noktasal gibi düşünün. Böyle fotoğraf gibi düşünün. Alemi yaratıyor. Sonra yok ediyor, bir daha yaratıyor. Yok ediyor, bir daha yaratıyor. Her an böyle. Küçük küçük aralıklarla. Kayyumluk budur diyorlar. Filozoflar da diyor ki bu kayyumluk değil, halıklıktır. Halık, yaratmaktır. Yaratmak. O zaman kayyumlukla yaratmanın arasında bir fark yoktur diyorsunuz. Diyorlar kelamcılara. O yüzden filozoflar da diyorlar ki bu teorinin karşısında olarak filozoflar, Allah alemin illetidir. İllet yok olduğu anda malulün kendisi de yok olur. Malul varlığa gelmekte de, varlığa devam etmekte de illetine muhtaçtır. Filozoflara işte kayyumluk buradan geliyor diyorlar. Temel ayrım noktalarından biri bu kelamcılarla filozoflar arasında. Hocam ben sanki filozoflara katılıyor gibiyim de neyse, o ayrı bir şey. Onu daha ayrıntılı görürüz. Yani hem şeyde göreceğiz, felsefe dersinde, hem de bunun şerhinde göreceğiz. O artık
sizlere kalmış. Ben de filozoflara katılıyorum bu noktada. Zaten biliyorsunuz yani hemen hemen hepiniz benim çizgimi. Ama tabii onların da yani özellikle Fahrettin Razi'den sonra çok güzel ciddi gelenekleri var. Yani bu hudus delili geçerliliğini yitiriyor Fahrettin Razi'den sonra. Kelamcılar derken biz aslında Razi'den öncekileri kastediyoruz. Çünkü Razi'den sonra artık hemen hemen filozof olmuştur kelamcılar. Çok birkaç nokta hariç filozoftur yani hepsi. Tayfun Hocam, hadis olmayı kabul eden şey ne? Temel ayrım noktalarından birisi, hatta en temeli bu soru. Buna şey diyorlar. İlletul hace ila müessir. Veya el illetu fil haceti ila müessir. Yani bir müessire ihtiyaç duyma hususundaki illet, temel neden. Bir şey neden müessire muhtaç olur? Kelamcılar hudustur diyorlar. Hudustur. Yani yok iken sonradan varlığa gelme. Filozoflar imkandır diyorlar. Sufiler de imkandır diyorlar. Bu bir şey mümkün olduğu için müessire muhtaçtır. Hadis olduğu için değil. Çünkü hadis olduysa zaten artık müessir ona tesir etmiş demektir. Hadisse, hadis olduğu için mi müessir onu yaratıyor? Yok, zaten yarattığı için hadis oluyor. Yani burada bir kısır döngüye sebep oluyor kelamcıların görüşü. Daha sonra Razi'den sonra özellikle kelamcılar bunu kabul ediyorlar. Diyorlar ki bu müessire ihtiyaç sebebi imkandır, hudus değildir. Bu ne demek? Bu cümle aslında, daha demin ben kelamcılar artık Razi'den sonra filozof olmuşlardır dememin sebebi de bu. Herhalde Alperen Hoca da ondan dolayı bu soruyu ekledi buraya. Bir düşünür, alim, müessire ihtiyacın sebebi imkandır diyorsa o filozoftur. Artık imkan delilinden gidecek. Yani bütün ontoloji zeminini imkan delilini koyacak demektir. Her ne kadar zahiren hudus delilinden yardım alıyor gibi görünse de, Razi'de olduğu gibi, daha sonraki kelamcılarda da olduğu gibi. Çünkü temelde artık imkan vardır. Temelde imkan varsa imkan delilinden yola çıkacak demektir. Gözlemi, tecrübeyi artık arka plana attı demektir. Hakikatleri gördüğünüz zaman bakıyorsunuz Razi'ye, artık filozoflaşmış yani. Birçok konuda artık filozofların görüşlerini kabul eder hale gelmiş. Felsefeyi kelama katmaya çalışmış. Büyük ölçüde başarılı da olmuş. Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun. Özellikle Razi yani İslam toplumuna ciddi etkilerde bulunan alimlerden biridir. Yani ben Eşari değil, Maturidiyim ama Razi'nin yani şeyi çok büyüktür, katkısı. Keşke Maturidilerde de bir Razi olsaymış da Maturidi kelamı da o şekilde gelişebilseymiş. Daha muhakkık, araştırmacı hale gelebilseymiş. Evet, temel ayrım anlaşıldı mı arkadaşlar? Temel ayrım burada geçtiği üzere kelamcılar hudus üzerinden temellendiriyorlar görüşlerini. Filozoflar imkan üzerinden. Sufiler de bu konuda delillendirme konusunda filozoflara katılıyorlar. Tamam. Temel ayrım bu. Bunun teorik temel ayrımı da Alperen Hoca'nın değindiği mesele. Müessire ihtiyaç sebebi hudus ise kelamcıların bu delili üzerinden gidilmesi gerekiyor. İmkan ise filozofların delili üzerinden gidilmesi gerekiyor. Ama hudus olması kısır döngüye sebep oluyor. Çünkü hudus zaten varlığa geldikten sonra oluşan bir şey. Yani hadis varlığa geldiği için hadistir. Biz neden varlığa gelir diye sorarken varlığa geldikten sonra aldığı ismi sebep olarak söyleyemeyiz. Çünkü hadis olduğu için varlığa getirilir demek, var olduğu için Allah onu var eder demek gibi bir şey. Gibi değil, direkt odur yani. O yüzden mümkün olduğu için varlığa getirilir. Mümkün olduğu için bir müessire ihtiyaç duyar demek daha doğrudur. Benim kanaatim. Sizler ne dersiniz? Sizin takdiriniz. O yüzden hudus ayrımı, hudus hadis ve kadim ayrımından ziyade imkan ve zorunluluk ayrımı daha kesin. Bu yüzden bunun şerhini yaparken Taftazani de
Razi sonrası kelamcılardandır. O da çok mudakkik kelamcılardan biridir. Yani İmam Taftazani. O da aynı şekilde bunun devamında, hudus delilinin devamında imkan delilini işin içine dahil ediyor. Çünkü dahil etmeden tam oturmuyor delil. Tamam, bunu da dedik. Toparlıyorum tekrardan. Kelamcılar öncelikle ne yaptılar? Alemi taksim ettiler. Alemin bütün parçaları ayn ve arazlardır. Başka hiçbir parçası yoktur. Neden? Çünkü bizim duyularımız ayn ve arazların varlığını söylüyorlar. Başka bir şeyin varlığını söylemiyorlar. O zaman alem ayn ve arazlardır. Arazlar hadistir. Neden? Çünkü en temel iki araz hareket ve sükun. Bütün aynlar ya hareket ederler ya sükun dururlar. Cevherlerde dahil, cevheri fertler. Peki bu iki araz zorunlu mudur? Değildir. Çünkü dururken hareket edebilir, hareket ederken durur. O zaman arazların hepsi hadistir. Aynlar da arazlardan ayrılamazlar. Yani araz sükun ve hareket olmaksızın bulunabilen bir ayn olabilir mi? Ne duruyor ne hareket halinde? Olamaz. Olamaz. Cisimsel maddi araz aynlardan bahsediyoruz. Çünkü kelamcılara göre başka ayn yok. Başka araz yok. Bu da ondan ayrı olamaz. Hadisten ayrı olamayan şey kadim olabilir mi? Hem varlığını hadislere muhtaç hem de kadim olacak. Bu da çelişki diyor kelamcılar. O zaman alemin kendisi de hadistir. Ve ispatladı şu an kelamcı. Bize göre, yani bizden kastım burada filozoflar. Bize göre alemin hadisliğini değil, maddi alemin, yani uzayın hadisliğini ispatlıyor kelamcılar. Yani gayri maddi bir evrenin varlığının gerektiğini ispatlıyorlar. Ama o gayri maddi alemin yalnızca Allah olduğunu ispatlayamıyorlar. Alem hadistir dediler. Sonra diyecekler ki her hadisin bir müessire ihtiyacı vardır. Allah'ın varlığı burada ispatlayacaklar. Temel mantıkları bu. Önce alemin hadis olduğunu ispatlayacaklar. Alemin hadisliğini, alemin tüm parçalarının ayn ve arazlar hadis olduğunu göstererek ispatladılar. Hadis olduktan sonra da alemin bir var edeni, muhdisi vardır. Vel muhdisu lil alemi huvallahu teala diye devam edecektir. Ne dedik? Alemin hudusunu gördük değil mi? Alem yok iken sonradan varlığa gelmiştir. Bunun için hangi örnekte delilleri kullandık? Çünkü alem aynlar ve arazlardır. Arazlar değişkendir. Aynlar da arazlardan ayrı olamazlar. O zaman aynlar da değişkendir. O zaman alemin bütün parçaları değişkendir. Bütün parçaları değişken olan şeyin kendisi de değişkendir. Alem değişkendir dedik. Bütün bu değişken olan mütegayyir diye geçer şeyde Arapçada. Bütün bu değişken olan varlıklar kendilerini var eden bir varlığa muhtaçtır. Yani bu varlığı var eden sebepler bundan önce vardı. Onu var eden sebepler de ondan önce var. Onu var eden sebepler de ondan önce var. Böyle böyle sebepler geriye doğru gidiyor. Burada 2-3 ihtimal var. 1. Bu sebepler ya sonsuza kadar gidecek, bir yerde durmayacak. Veya bu sebepler kısır döngü oluşturacaklar. Oğul baba sayesinde var. Baba onun kendi babası sayesinde var. O da kendi babası sayesinde var. O da en baştaki oğul sayesinde var. Böyle kısır döngü oluşturacaklar. Veya bir yerde son bulacak. İlk ikisi imkansız. Bir yerde son bulması lazım. Kıyasın geneli bu. Genel olarak kıyasın özeti bu. Bu hadis varlıklar ya sonsuza kadar devam edecek ya kendi aralarında dönecekler. O onu var edecek, bu bunu var edecek. Veya bir yerde son bulacaklar. Kendi aralarında dönemeyecekleri bedahet de imkansız. Çünkü A, B'yi var ediyor. B, C'yi var ediyor. C de A'yı var ediyor. O zaman bir şey var olmadan önce var olmuş ve kendisini var eden şeyleri var etmiş olur. Açıkça imkansız. Devir deniyor buna. Kısır döngü deniyor. Açıkça imkansızdır
deniyor bedahetle. Diğer ihtimal teselsül olarak geçiyor. Yani sonsuza kadar gitmesi. Sonsuza kadar gitmesi de imkansız. Çünkü klasikteki delilleri söyleyeyim ben size. Birçok delil var da. Birini söyleyeyim. Benim de bununla alakalı matematiksel bir delilim var. Tezimde yazmıştım hatta onu da. Hatta felsefedeki gördüğümüz delili söyleyeyim ben burada yine. Onu anlatayım. Bildiğimiz delil üzerinden gidelim. Çünkü diğer delili bunun şerhinde zaten göreceğiz. Burhan-ı Tatbi'yi. Burhan-ı Süllemi'yi görmüştük değil mi? Sonsuzluğun var olması imkansız. Bil fiil sonsuzluğun var olması imkansız. Nasıl? Bir noktadan çıkan iki tane kenar düşüneceğiz. Bir üçgenin iki ayağı gibi. Üçgenin iki kenarı gibi. Bir noktadan çıktı. Açı gibi düşünün. Sonsuza kadar gidiyor. Bu üçgenin diğer kenarı, yani o sonsuza kadar giden taraftaki kenarı, iki kenarından arasındaki kenar yani, sonsuz uzunlukta olması lazım. Ama iki taraftan kuşatılmış olacak. Çünkü bu üçgenin diğer iki kenarı tarafından kuşatılmıştır. O iki kenarının ucunu düşünün, en uçlarını. Kenar olmasının tek yolu budur. İki taraf arasından arasında kuşatılmıştır. İki taraf arasında kuşatılanın sonsuz olması imkansızdır. Neden? Çünkü sonsuz uzunlukta bir kenar var. İki taraftan kuşatılan. Ben bu sonsuz uzunlukta kenarın bir tarafına ya ulaşabilirim ya ulaşamam. Yani bir tarafından bir çizgi çizeceğim. Buna ya başlayabilirim ya başlayamam. Başlayamazsam kenar olmamış, kuşatılmamış olur. Hulf olur. Kuşatılmıştı halbuki. Başlayabilirsem derim ki bunu ya bitirebilirim ya bitiremem. Kuşatılan iki nokta arasındayım. Birinci noktadan başlayabildiğimi varsaydık. Başlayamazsam zaten sonsuz olmuyordu. Başlayabildiğimi varsaydık. Başladım. İkinci noktaya ya ulaşabilirim ya ulaşamam. Yani bu çizimin ikinci noktada ya biter ya bitmez. Çizimin bitmezse kuşatılmamış olur. Biterse sonsuz bitmiş olur. İki durumda da hulf gerekir. Birincisinde noktadan başladım çizmeye, ikinci noktaya ulaştım. Yani sonsuz bir şeyi bitirdim. Sonsuz bir mesafeyi kat ettim. Sonsuzluğun sonu geldi. Sonsuzluğun sonu geldiği için hulf gerekti. Çizemezsem de o zaman kenar tamamlanmamış olacak. Yani bir noktadan başlıyorum, diğer noktaya hiçbir zaman ulaşamayacaksam zaten o zaman bu nokta ile diğer nokta arasında bir çizgi oluşmamış olacak. Yani bir kenar oluşmamış olacak. Bu da bu üçgenin üçüncü kenarı olduğu varsayımımıza tersti. O da hulfü gerektirdi. Bu yüzden sonsuzluk imkansızdır dedik. Biraz zor bir mesele. Sonsuzluğun imkansız olduğunu anlamak. Bunun üzerinde duralım istiyorum. Çünkü kelamın en önemli meselesi nedir diye sorsanız budur derim. Yani teselsülün imkansızlığıdır derim. Çünkü bütün meseleler buna dayanacak. O yüzden iyi anlayalım bunu. Şimdi Tayfun Hocam doğru mu anladım? İki nokta arasında eğer bir noktadan diğer noktaya kadar gidersek bu şey sonsuz olmamış olacak. Sonlanmış olacak. Sonlanmış olacak. Yani sonsuzluk şeyi ortadan kalkacak. Gidemesem de bu sefer oraya gidemediğim için ben diğer noktaya ulaşamadığım için mi o sonsuzluğun imkansızlığını ortaya koyacağım? Gidemezsek olmadığı ortaya çıkacak. Gidemezsek evet. Gidemezsek kuşatılmamış olduğu sonucuna varacağız. Ama kuşatılmış olduğunu biliyordum. Kuşatılmış bir sonsuzun kuşatılmamış olduğu sonucuna varacağız. Gidemezsek. Yani o noktaya ulaşamazsak tamam. Kuşatılmış bir sonsuzluğun kuşatılmamış olduğu sonucuna varacağız. Ama o noktanın varlığı da zaten onun olmadığı anlamına gelmiyor mu yani? Zaten evet. O nokta var yani yine yok. Sonsuzluk. Yani o noktanın varlığı ile başlayan varsayımımız o noktanın yokluğu ile sonuçlanacak. Sadece kuşatamamış olacağım. Ama sonsuz olmamış olacak zaten onun varlığıyla. Yo, şunu demek istiyorum. Eğer orada bir iki nokta arasında sonsuz uzunlukta bir kenar varsa tamam. Bu kenar
Ya birinden başlayarak diğerine gidilir veya gidilmez. Gidilmezse kenar olmamış oluyor zaten. Tamam. Bu hulf. Gidilirse sonsuzluk son bulmuş oluyor. Bu da hulf. Yani bak, bu da bir ihtimal yok. Tamam. Anladım sana. Şimdi ha. Sonsuza kadar da gidemez. Kısır döngü de oluşturamıyordu. O zaman bir yerde bitmesi gerekiyor. Biten yer. Ya hadistir ya kadimdir. Biz hadislerin bittiği yerden bahsediyorduk. O zaman hadis olamaz. O zaman kadim olması gerekir. İşte bu kadim varlık da bizim Allah diye isimlendirdiğimiz varlıktır. Allah'ın ispatı budur kelamcılarda. Güzel yanlar da var, eksik yanlar da var ama bizim için şu an yeterli. Bunu bu metinde yazmıyor tabii. Bu metin sadece meseleleri anlatıyor, delilleri anlatmıyor. Kelam ilmi şeyde göreceğiz. Bunun şerhinde, Taftazani şerhinde anlattığım meseleyi daha ayrıntılı, güzel bir şekilde göreceğiz. Şimdi metni okuyorum. Vel muhtisu, yani bu hadisse bir muhtis, var edicisi gerekiyor demişti. Vel muhtisu, var edici muhtis, lil alemi, alemin muhtisi, var edicisi, huvallahu teala, Allahu Teala'dır. Allah, el vahidu, sıfatı geliyor, devam ediyor. Bir olan Allah, bir. Vel kadimu, kadim. Bunların hepsinin teker teker delillerini göreceğiz Taftazani şerhinde. Şimdi metni okuyalım. Önemli gördüğüm yerlerde şey yapacağım, açıklamalar yapacağım. Asıl bunu şeyinde tartışacağız. Şerhül Akaid kısmında tartışacağız. Çünkü şu el vahid kelimesi sayfalar dolusu bunun şerhi gerekiyor. Sayfalar dolusu delilleri var. Yani şu el muhtisu lil alemi huvallahu teala sayfalar dolusu delilleri var. Hatta benim tez komple şununla alakalı ya. Allah'ın alemi yaratmasıyla alakalı. Komple 200 sayfalık falan bir tez yazdım. Bunlara kitaplar yazılıyor. Uzun uzun anlatılan meseleler. El-Vahid'in delilini kısaca bahsedeceğim şimdi. Varlığını kısaca bahsettim. Şimdi birliğini kısaca bahsedeceğim. Diğerlerini şeyde görelim. Taftazani'nin şerhinde görelim. Önce bir şurayı okuyayım. El-Kadimu, kadimdir. Yani varlığının bir başlangıcı yoktur. Kendisinden önce kendisinin yokluğunun olduğu bir varlık düzlemi yoktur. El hayyu diridir. El kadiru güç yetirir. El alimu bilir. Es semi'u işitir. El basiru görür. Eşşai diler. El muridu aynı şekilde irade eder. Leyse bi aradin araz değildir. Görmüştük ya alemi ayır aynı araz diye. Leyse bi aradin araz değildir. Ve la cismin cisim de değildir. Ve la cevherin cevher de değildir. Cevher ve cisim kelamcılara göre aynlardı. Ayn. Cevher ve cisim sadece maddidir. Yani işaret edilir. Kelamcılara göre. Cisim filozoflara göre de böyledir ama cevher maddi olmayan cevherler de var filozoflara ve sufilere göre. Buna şimdilik girmiyoruz ama ıstılah farklılığına dikkat çekmek için söylüyorum bunu. Allah araz değildir, cisim değildir, cevher değildir. Neden? Çünkü cevher arazlardan ayrı olamaz. Arazlar değişkendir. O zaman eğer arazlarla Allah bulunsaydı veya araz olsaydı değişken olması gerekirdi. Bu imkansız. Cisim olamaz. Bedahetle zaten imkansız. Cevher olamaz. Çünkü cisimler cevherlerden oluşur ve cevherler arazlardan ayrı olamazlar. Ve la musavverin bir şekli yoktur Allah'ın. Ve la mahdud bir yine sınırları yoktur. Ve la ma'dudin sayılamaz, sayısı yoktur. Ve la mutaba'id yani bazı kısımları yoktur. Yani bir kısmı şöyledir, bir kısmı böyledir denemez. Ve la mutecezzi parçaları yoktur. İşte elden, koldan, ayaklardan veya buna benzer şeylerden terekküp etmez. Ve la muterekkip bileşik değildir. Bir şeylerden bileşmez. Ve la mutenahin ve sonlu değildir. Bunlar vasıfları. Bunların delilleri gösterilebilir. Ve la yusafu vasıflanamaz bil maiyeti yani bir cinsin içine girmekle vasıflanamaz. Yani işte şu cinsi ilahlık cinsidir denemez Allah'a. Çünkü her cinsin bir faslı olması gerekir. Fasıl da illetlenmeyi gerektirir. İlletlenmek de
yaratılmayı gerektirir. Allah böyle olamaz çünkü kadim olması gerekiyordu ya Allah. Ondan dolayı cins içine giremez. Vela bil keyfiyye, keyfiyetle yani nasıllıkla vasıflanamaz. Allah şimdi şöyledir, sonra böyledir. İşte şu hali şudur, keyfi şudur diyemezsiniz. Vela yetemekkenu, mekanlanamaz fi mekani, bir mekanda. Çünkü mekan da mekanlanırsa ona muhtaç olmuş olur. Halbuki Allah'ın mekana ihtiyacı yoktur. Mekanı yaratan Allah'tır. Vela yecri aleyhi zaman, üzerinde zaman geçmez. Zamandan münezzehtir. Vela yushbihuhu, ona benzemez şeyun, hiçbir şey. وَلَا يَخْرُجُ, çıkmaz an ilmihi, ilminden ve kudratihi, ve kudretinden şey, hiçbir şey onun ilminden ve kudretinden çıkamaz, hariç değildir. Dedik, Allah'ın zati sıfatlarından daha çok bahsetti. Bundan sonra meani, yani subuti sıfatlarından bahsedecek. Kadim bir varlığın önce varlığını ispatladık. Sonra diyorlar ki, bu varlık nasıl bir varlıktır? Bunu araştırıyorlar. Diyorlar ki bu kainat işte çok muhkem yapılmış, güzel yapılmış. Kainat, işte gezegenler güzel dönüyorlar. Ondan sonra yeryüzüne bakıyoruz, kelebeklerin kanatlarında desenler var. Tavus kuşu renkli renkli. Dolayısıyla bunu bir iradeyle ve ilimle yapması gerekir diyorlar. Bu yüzden bunun işte irade ve ilim sahibi, işte çok kudret sahibi bir varlık olması lazım. O da Allah'tır işte diyorlar. Yani bu şimdi bir muhtisin olduğu ispatlandı falan, tamam. Ama bizim literatürümüzde Allah ismiyle işaret ettiğimiz şeyin, hı hı, o muhtis olduğuna nasıl varılıyor? Bu tür kıyaslarla, temsili kıyaslar, analoji yani bunlar. Kıyas bile değil aslında. Bu yüzden filozoflar çok eleştiriyorlar yani kelamcıları. Siz yani deney yapar gibi Allah'ı ispatlıyorsunuz diyorlar. Bu dış aleme bakarak veya işte bir şeyin göreceli güzelliğinden Allah'a ulaşamazsınız diyorlar. Ama şu kesin, böyle bir muhtisin varlığına ulaşıyor kelamcılar. Tamam. Ama bunun nasıl bir varlık olduğu hakkında sadece yani benzetmeler üzerinden gidebiliyorlar. Neden? Çünkü mesela biz ne yapıyoruz? Güzel bir resim çizildiği zaman mesela diyoruz ki bunu bir insan çizmiş. Sonra bakıyoruz, kainatta bir şeyler güzel geliyor gözümüze. O zaman bunu da birisi yapmıştır diyoruz. Burada sormak istediğim şey şu. Yani bizim Kur'an kaynaklı, hadis kaynaklı vesaire, işte inancımız kaynaklı bize bildiren Allah'ın, hı hı, muhtis olduğunu, yani muhtisi ispatladık. Sonra bizim kaynaklarımızla bize bildirilmiş olan Allah'ın işte bu muhtis olduğunu nasıl bağlıyorlar? Yani bu dünyayı Allah'ın yarattığı falan filan, bu başka bir mesele. Ama bu muhtis dediğimiz o işte zorunlu olan varlık bizim Allah dediğimizdir'i nasıl söylüyorlar? Çünkü işte bu muhtisin şurada sıfatlarını ispatlıyoruz. Tektir, kadimdir, haydır, kadirdir. Açıklamaları gelecek şeyde, şerhte. Sonra şu sıfatlarını ispatlıyoruz. İşte hayat, kudret, sem, basar falan, işte irade, kudret, ilim. Bunları ispatlıyoruz. Allah da kendini bize böyle tanıtmıştır. Demek ki bu odur. Demiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Tam da bunu anlatıyor. O zaman işte bu muhdis, Kur'an'ı gönderen Allah'tır diyoruz. Bu alem değişkendir. Değişkenlerin öncesinde bir değişmeyen kadim olması gerekir. Bu kadimin varlığına ulaşırlar. Zaten ihtilaflar, dinler arasındaki de, mezhepler arasındaki de ihtilaflar Allah'ın ne olduğuyla alakalı ihtilaflardır. Zatı, sıfatları, bunlar nedir yani? Kainatı var eden bu ilk varlık nasıl bir varlıktır? İhtilaflar buralarda oluşuyor. İşte diyorlar ki, o yüzden her biri için ayrı ayrı deliller öne sürmen gerekiyor. Yani işte Allah'ın birliğine delil getiriyorsun. Yani bu delilin Allah'ın birliği için yeterli değil. Onu ayrıyetten ispatlaman gerekiyor. Sonra kadimliğini ispatlıyorsun. İşte hayat sahibi olduğunu sonra ayrı ispatlıyorsun. Kadir olduğunu ayrı ispatlıyorsun. Ama bunların hepsi günlük hayatını kadim olan varlığa kıyaslayarak gerçekleşiyor. Diyorsun ki mesela günlük hayatında bir iş yapıyorsun. Bir iş yapmak için kudret gerekiyor. O zaman alemin yaratılması için de kudret gerekiyor.
Bir iş yapmak için ilim gerekiyor. O zaman alemin yaratılması için de ilim gerekiyor. İrade gerekiyor. O zaman muhdis de irade sahibidir. Böyle analoji deniyor buna. Kelamda böyle. Ama felsefede durum biraz daha farklı. Felsefe Allah'ın varlığını ispatladığı anda imkan deliliyle hem birliği ispatlanıyor hem kadimliği. Bütün bu hepsi aynı anda ispatlanmış oluyor. Otomatik olarak. Ama Razi'den sonraki kelamcılar, Fahrettin Razi ve sonrasındaki kelamcılar bu delilin tabii eksikliğini görüyorlar. İmkan delilinden yardım alıyorlar. Yani onların hakkını vermek lazım. Taftazani onlardan biridir. Şerhte bunu göreceğiz. Taftazani'nin şerhinde. Onların delili biraz daha şeydir. Bu delilden daha iyidir yani. Diyorlar ki her hadisin bir muhtesi vardır. Bu bir yerde son bulması lazım. Kadimde. Bu kadim mümkün varlık mıdır, zorunlu varlık mıdır? Kıyasa böyle devam ediyorlar sonra. Eğer mümkünse kadim olamaz. Çünkü mümkünün var edicisi olması gerekir. O zaman zorunlu varlıktır. Bunun sonrasında filozoflar ne diyorsa aynısını diyorlar. Zorunlu varlıksa kendisinin dışında başka hiçbir varlıktan etkilenmez. Kendisi dışında başka hiçbir zorunlu varlık yoktur. Çünkü iki tane zorunlu varlık olursa bunlar cins içine girmiş olurlar. Cins içinde birbirinden ayrılmak için fasılları gerekir. Fasıl ile ayrılan şey illetlenmiş demektir. İlletlenen şey zorunlu varlık olamaz. O zaman zorunlu varlığın cins olması imkansızdır. Çünkü zorunlu varlık cins olursa mümkün varlık olmuş olur. O halde zorunlu varlık birdir. Bakın ne kadar oturdu. Net bir şekilde oturuyor. Ama bu delili takip eden kelamcılara göre Allah'ın birliğinin deliline ayette geçiyor ya. Daha doğrusu ayette geçiyor. Fesada uğrardı dünya. Lev kâne fîhime âlihetun illallah lefeserete. Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök bozulurdu. Kavga ederlerdi yani. İknai bir delil. Sonrasında kabul ediliyor bunun iknai olduğu. Öncesinde iknai diyenler tekfir ediliyor. Daha sonra Razi'den sonra ehli sünnet kelamcıları da bunun iknai olduğunu Taftazani'de göreceğiz mesela. İknai olduğunu kabul ettikleri zaman artık tekfirden vazgeçiliyor. Kelamcıların Allah'ın birliğine dair delilleri bu. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yer ve gök bozulurdu. Bir gün öyle olurdu, bir gün böyle olurdu. Sürekli işte savaşırlardı birbirleriyle. Vesaire. Ama işte bakıyorsun alemde bir düzen var. O zaman tek bir tanrıya delalet eder. Bu bir. İkincisi Allah'ın varlığının birliğinin delillerinden birisi de قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدْ ayetidir diyorlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah birdir sözü geçiyor diyorlar. Peki neden Kur'an'a bakıyorsun? Çünkü Kur'an'ın doğru olduğunu bilmemiz için sadece gönderen birinin varlığını bilmemiz yeterli. Onun bir olduğunu bilmemize gerek yok diyorlar. Kur'an'ı ispatladıktan sonra doğru olduğunu, kelamcıların görüşü bu. Kur'an'ın içindeki ayetlerden bunu gönderenin bir olduğunu da anlayabiliriz diyorlar. Çünkü Kur'an'ın ispatlanmasının yolu gönderenin bir olmasına dayanmaz diyorlar. Yani Allah beş de olsaydı Kur'an göndermesi gerekirdi. Biz bakıyoruz evet göndermiş. Bakalım kaçmış diye Kur'an'ı açıyoruz, okuyoruz. Aa birmiş diyoruz. O zaman Allah birdir diyoruz. Bu açık açık söyledikleri bir şey. Yani hatta Razi'den sonrakilerin de söylediği bir şey. Fahrettin Razi ve sonrası kelamcıların da söylediği bir şey. Katılıp katılmamak tabii okuyan, dinleyen kişiye kalmış. Özetle Allah'ın varlığının delili teselsülün imkansızlığına dayanıyor. Çünkü devir bedahetle imkansız. Yani devredemez. Sürekli kısır döngü halinde ilerleyemez. Teselsül de özetleyecek olursam şöyle derim. Alemin ya bir başlangıcı vardır ya da yoktur. Başlangıcı yoksa teselsül. Teselsül edemeyeceğine göre, dedik ki delilleri sıraladık, teselsül edemeyeceğini anladığımızı varsayalım. O zaman bir başlangıcı vardır.
her başlangıcı olanın bir varlığa getiricisi vardır. Bu varlığa alem çünkü kendi kendine var olamayacağına göre, kendi kendine var olup yokluktan varlığa gelemeyeceğine göre bu da bedahetle imkansız. O zaman bir var edicisinin olması lazım. Bu var edici hadis olamaz çünkü alem zaten hadis olanlara verdiğimiz isim. Yani yokken sonradan varlığa gelemez. O zaman bu varlığa getirici kadimdir. Bu kadim zatı gereği mi vardır yoksa başka bir varlık tarafından mı var edilmiştir? Başka bir varlık tarafından var edilirse hadis olur. Hulf gerekir buna da. O zaman zatı gereği vardır. Zatı gereği var olan varlığa zorunlu varlık denir. Zorunlu varlık bütün varlığın var olmasının sebebidir, ilkesidir. Bu zorunlu varlık alemi ilimle var etmiştir, kudretle var etmiştir, iradeyle var etmiştir diyoruz. Varlığını ispatlıyoruz. Sonra diyoruz ki bu varlık birdir. Neden? İki olsaydı kavga ederlerdi. Kavga etmediklerine göre birdir. Eski kelamcıların görüşü. Sonraki kelamcıların ve filozofların görüşü ise bu varlık zorunlu varlıktır. Zorunlu varlığın birden fazla olması imkansızdır. Çünkü birden fazla olsalardı cins ve fasıl gerektirirlerdi. Cins ve fasıl bir, terkibi gerektirir. Cins artı fasıl. İki, illetlenmeyi gerektirir. Her ikisi de imkana delalettir. Terkip yani bileşik olan varlıklar da illetlenen varlıklar da mümkün varlıklardır. Dolayısıyla bu zorunlu varlığın birden fazla olması imkan dahilinde değil. Bir olması gerekir. Sonra diğer vasıflarını saydık. Bitirdik. Özetle bu. Bu meseleler tabii zor, uzun meseleler. Yani kainatın yaratıcısından bahsediyoruz. Emek isteyen meseleler anlamak için, daha ayrıntılı derinlemesine bilmek için. Şimdilik bu kadarı yeterli. Ama bitmediğini bilelim. Mesele daha henüz burada bitmedi. Uzun uzun konuşacağız. Tartışacağız. Ama bu kadarının anlaşılması şimdilik yeterli, artar bile. Fazla yükleme de yapmayalım. Çok hoşuma gidiyor hocam. Sanki daha güzel şeyler olacak gibi hissediyorum. Yani kelamda hep bir açık kapı hissediyor insan. Ben eskiden de hissederdim medrese yıllarımda. Yani hep ya işte buna böyle demişler ama Mehdi Hoca da sordu ya daha demin. İşte bu büyük bir insan olmuş olur. İnsanın aklına hep geliyor bu. Ama biraz daha soyutlaştıkça, felsefileştikçe lan tamam işte aradığım delil buydu diyorsun yani. Çünkü tam taksim gerekiyor, tam taksim. Varlığı tam olarak ayırmak gerekiyor. Mümkün, zorunlu. Dışında başka bir şey var mı bunun? Ya bir şey ya mümkündür ya zorunludur. Yani böyle başka ihtimaller kalmayana kadar kıyas yapıyorsunuz. Filozofların delillerinin güzelliği bu. Kelamcılarda böyle biraz şey oluyor, açık kapı kalıyor. Adını koyamasanız da tam böyle içinize sinmiyor. Ama bu anlaşılması daha kolay. Daha ikna edici. Yani yeni başlayan insanlar için veya işte orta düzeyde olan insanlar için daha ikna edici ama kainatın yaratıcısını tanımak istiyorsak biraz emek vermemiz de gerekecek yani. Biraz daha ayrıntılı ve zor meselelere girmemiz gerekecek. Bugünlük burada bitsin. Allah razı olsun hocam. Uzattık da biraz. Bir dahaki derste şu sıfatları görürüz.